Değerli basın emekçileri, hevalu umbi hayratın sersera serçağıratın kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, başımız gözümüz üzere geldiniz. İro cejna zimane kurdiye, ez cejna zimane kurdi proz dikim. Bugün dünya ana dil günü, başta Kürtçe olmak üzere baskı altındaki bütün dillerin yaşatılması, kendini var etmesi, sürdürülebilir olması duygusuyla hepinizin ana dil gününü kutluyorum. Bayram sözünü kullanmak istemiyoruz ya. Diller esaret altındayken şimdilik gün diyelim. Aynı zamanda Dünya Vicdani Red Günü ve İslam dünyası için yarın Ramazan'ın ilk günü, bu duygularla hepsini tekrar tebrik ediyoruz. Tabii ki bir hüzün ve büyük bir acının da içinden bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Filistin halkı büyük bir kıyım ve acıyla baş başa, dünyanın bütün mazlumlarıyla olduğu gibi Filistin halkıyla da en yürekten, en yüksek dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz. Bu saldırıyı bütün kalbimizle kınıyoruz, lanetliyoruz. Kayder yönetici ve eş başkanlıkları aramızda, Ankara il, ilçe örgütlerimiz aramızda ve birçok değerli misafirimiz var. Hepsine de hoş geldiniz diyoruz ve grup konuşmasını yapmak için eş başkanımız Sayın Sezai Temelli kürsüye davet ediyorum. Evet. Sayın Eş Genel Başkanım, değerli konuklar, sevgili milletvekili arkadaşlarım, parti meclisimizden, MYK'dan, Ankara İl Örgütümüzden katılan çok değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, bugün maalesef hüzünlü bir gün. Nakba'nın 70. yıl dönümüne denk gelen bir elçilik açılışı provokasyonuyla şu ana kadar 60 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce Filistinli yaralandı. Evet, bu provokasyonu ve bu İsrail hükümetinin bu katliamcı girişimini kınıyorum, lanetliyorum. Halkların, dinlerin, mezheplerin ortak kutsal mekanı Kudüs, iktidarı zora düşen siyasetçilerin bir istismar malzemesi haline getirildi. Kudüs tarih boyunca İslamiyet'in, Hristiyanlığın, Museviliğin ve binlerce dinin aslında buluştuğu bir barış kentidir. Ama bugün gelin görün ki Kudüs aslında İsrail hükümetinin bir savaş kenti haline getirdiği bir mekana dönüşmüştür. Buna son vermek gerek. Tüm Orta Doğu halkları aynı ızdırabın cenderesi altındadır. İktidarların zulmü altındadır. Bugün Filistin'de karşımıza çıkan sahne Orta Doğu'nun birçok kentinde karşımıza çıktı. Kürt halkına, Filistin halkına karşı birçok kere biz bu sahneleri yaşadık. Tıpkı Afrin'de yaşadığımız gibi, tıpkı Doğu Guta'da yaşadığımız gibi dün de Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te yaşadık. Evet. Buna son verebilmek için bu iktidarlara karşı halkların ortak barış mücadelesi yükselmek zorundadır. Yoksa iktidarların günü kurtarmak lehine yapmış olduğu açıklamalarla,
İktidarların bugün Orta Doğu'ya verebileceği savaştan başka bir şey yoktur. Halkları birbirine düşman ederek ortak yaşam coğrafyasını bir savaş coğrafyasına çeviren bu zihniyete ancak halklar birlikte barış mücadelesiyle dur diyebilir. Bugün yine Kudüs meselesi söz konusu oldu. Filistin meselesi gündeme geldi ve hemen karşımıza aynı zihniyet, aynı yöntemlerle çıktı. Türkiye'de bunu izliyoruz. Filistin halkıyla bir dayanışma, bu soruna sahici, kalıcı bir çözüm bulma değil, yine bu sorun üzerinden siyaset yapma, hatta bir seçim malzemesi yapma aklı çalışıyor. Çünkü nasıl ki Sur'da, Cizre'de biz bu aklı gördük, nasıl ki Afrin'de biz bu aklı gördük, şimdi Filistin meselesinde de aynı aklı görüyoruz. Ve Filistin üzerinden, bugün yaşananlar üzerinden bunun seçim malzemesi yapıldığını görüyoruz. Ne yapılıyor? Mavi Marmara dosyası sanki unutulmuş gibi, İsrail hükümetiyle yapılan anlaşmalar unutulmuş gibi, ticari, askeri ve siyasi anlaşmalar ki bu konuda AKP hükümetinden, AKP iktidarlarından daha fazla anlaşma yapan tarihte hiçbir iktidar, hiçbir hükümet yok. Hala petrol tankerleri gidiyor, hala tohum yüklü tırlar geliyor ve buna karşılık bunlar yokmuş gibi, bunlar gündemde yokmuş gibi yine Yenikapı'ya miting çağrısı yapılıyor. Biz Yenikapı mitinglerinin bu ülkede neye mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu mitinglerden Filistin halkına hayır çıkmaz. Bu mitinglerden demokratik siyasetin tasfiyesi çıkar. Bu mitinglerden Sur, Cizre'ye operasyonlar çıkar, Afrin'e işgal çıkar. Buralardan başka bir şey çıkmaz. Eğer Filistin halkıyla yan yana olmak istiyorsanız, eğer Orta Doğu halklarının geleceği konusunda bir şey yapmak istiyorsanız, gelin bu ticari, siyasi ve askeri anlaşmalara son verelim. İşte meclis bugün açık, bugün çalışacak. Getirin hep birlikte tüm bu anlaşmalara son verelim. Kudüs'ün İsrail'in başkent olmasını 13 yıl önce tanımışsınız. Gelin şimdi hep birlikte iptal edelim. Kaldıralım bunu. Hayır, bunlar yok. Bunlar konuşulmuyor. Ne yapacağız? Yenikapı'da miting. Sonra da Kürt halkıyla bir kez daha alay edercesine, sonra da gidecek Diyarbakır'da miting yapacakmış. Evet, artık bu yalanlara ve bu mitinglere karnımız tok. Bakın miting kararını bile ki ne mitingi olduğu işte biraz önce anlattım. Miting kararını bile ancak 10 saat tartıştıktan sonra alabildiler. Öyle anlaşmalar yapmışlar ki İsrail'le. Deyim yerindeyse İsrail ve Türkiye Orta Doğu halklarına karşı bir ittifak kurmuş. Nasıl Türkiye'de MHP ile Kürt halkına karşı ittifak kurmuşsa, gitmiş İsrail hükümetiyle de Orta Doğu halklarına, Filistin halklarına karşı bir ittifak kurmuş. Bu ittifakın içinden çıkamaz haldeler, bunu da mitinglerle geçiştirmeye çalışıyorlar. Zalimlikle yarışanlar mazlumları anlayamazlar. Kürt halkına karşı ne yapıyorsanız İsrail hükümeti de Filistin halkına karşı onu yapıyor. Eğer bu coğrafyada sorunun bir parçasıysanız siz çözüm üretemezsiniz. Evet, siz bu coğrafyada sorunun bir parçasısınız. İşte Afrin, bakın Afrin halkı hala yerine, yurduna, evine dönemiyor. Çünkü siz bunu engelliyorsunuz. Siz IŞİD artı çetelerle yapmış olduğunuz operasyonlarla, işgalle buna engel oluyorsunuz. Afrin gündemde olduğu ilk günlerinde buradan, bu kürsüden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrı yapmıştık. Afrin meselesi için, Doğu Guta meselesi için. Şimdi bir kez daha aynı çağrı yapıyoruz. Orta Doğu'da bu kentlerde, bu coğrafyada yaşanan zulme dur diyebilmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acilen toplanmalı ve bu anlamda yaptırım gücünü kullanmalıdır. Aksi halde bu konseyin
artık hiçbir güvenilirliği halklar nezdinde kalmamış olacaktır. Bu çağrımızı buradan bir kez daha yinelemek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar, bildiğiniz gibi pazar günü Anneler Günü'nü kutladık. Evet, bu coğrafya maalesef acılı annelerin coğrafyası. Kürt anneleri, Filistinli anneler, Ezidi anneler, Süryani anneler. Evet, böyle bir coğrafya. Böyle bir coğrafyada Anneler Günü'nü kutlamak aslında bu acılarla yüzleşen, bu acıları yaşamak zorunda kalan annelerin acısını paylaşmak olmalı. Biz anneler ama genelde kadınlar konusunda bildirgemize çok önemli bir yer ayırdık. Daha önce yaptığımız gibi. Hem kadınlar hem emek alanında önerdiğimiz her şey annelerin güvencesi olacak. Sadece kreş değil. Devredilemez ebeveyn izni gelsin ki babalar da çocuk bakımına katılsın istiyoruz. En güzel döneminde çocukların sevgisinden mahrum kalmasın istiyoruz. Bu çocuk sevgisinden mahrum kalanlar savaşa nefer peşinde koşanlardır. Çünkü evlat sevgisi nedir bilmeyenler, evlatların o sevgisini tadamayanlar bugün savaş çığırtkanlığından başka hiçbir şey yapmıyorlar. Buna son vermenin yolu bu sevgiden geçiyor. Bu sevgiden yoksunluğa karşı sevgiyi, bu evlat sevgisini yüceltmek gerekiyor. Annelerden öğreneceğimiz çok şey var. Evet, bu vesileyle Roboski'de canlarını toprağa verenler için, zorla kaybettiren evlatlarını aramaktan vazgeçmeyip barışın analarına dönüşenler için, bedeni günlerce katledildiği yerde hapsedilen Taybet Ana için, 78 yaşında zindanda tutulan Sisi Ana için, mezarına bir avuç toprak bile çok görülen Hatun Tuğluk için, meydanlarda yuvalatılan Gülsün Elvan için, Filistin'de, Kürdistan'da evlatlarını yitiren tüm analar için sözümüz olsun, size barışı hediye edeceğiz. Tüm annelerin günü bir kez daha kutlu olsun. Yine pazar günü 13 Mayıs Soma'nın yıl dönümüydü. 301 emekçinin, madencinin katledildiği yılın gün dönümüydü. Bir kez daha onları burada huzurunuzda anmak istiyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu ülkede 301. madde gibi faşist yasalar var oldukça bu ülkede emek sömürüsü devam edecek. İşçiler ölmeye devam edecek. 301 işçi şahsında 301. maddeye karşı, faşizme karşı herkesi mücadeleye bu vesileyle davet ediyorum. Emek sömürüsüne, doğa atalarına, iş cinayetlerine son vermek için 301'e de hayır diyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar, meclis kapanıyor. Kapanışını da 26. dönemin ruhuna uygun yaptı. Yetki yasası ile kapatıyor. Evet, bu yetki yasası aslında bir anayasa ihlali. Bunu defalarca anlattık. Böyle bir yasayı çıkaramazsınız. Bu bir anayasa suçu olduğunu söyledik. Ama buna rağmen bu yasayı çıkartarak meclisi kapatıyorlar. 16 Nisan 2017 halk oylamasında gerçekleşen anayasa değişikliği 6 ay içinde uyum yasalarının çıkmasını zorunlu hale getiriyordu. 13 ay geçti, bu yasalar çıkmadı. Neden çıkmadı? Aslında basit. Bunun için hukukçu olmaya da gerek yok. Öyle acayip bir anayasa değişikliği yaşandı ki ve anayasa değişikliği sonrası hayata geçen cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı sistemi nedenli büyük bir sorun teşkil ettiği tüm çıplaklığıyla ortada. Uyum yasası dediğiniz şey aslında uyumlaştırılamayacak bir yasa. Bir şeye uymuyor. Ve bunu da şimdi KK yoluyla aslında yine bir kez daha meclisi tasfiye ederek, meclisi değersizleştirerek, hiçleştirerek tek adamın emrine verme çabasındalar. Ve
anayasaya aykırı yol yöntemlerle bir tercihte bulunuyorlar. Evet, bu parlamenter sistemi dışarıda bırakan, yok sayan yöntem aslında 26. dönemin en temel özelliği oldu. Bu dönem kendinden önce zaten var olan, hatta AKP iktidarları öncesi de var olan vesayet rejimini aslında çok daha ileri bir noktaya taşıdı. Türkiye demokrasinin en önemli sorunu bu vesayet rejimidir dedik hep. Her şeyden önce temsiliyetin önündeki en büyük barajı, handikapı var etmiş bir sistemdir dedik. 26. dönem vesayet rejimini çok daha vahim bir noktaya taşıdı. Ve bugün meclisin devre dışı bırakılmasının bir yeni yöntemiyle karşı karşıyayız. O hal kanun hükmünde kararnameler dönemi bu dönem ve demokratik siyasetin tasfiye dönemi 4 Kasım 2016'da gerçekleşen, daha önce dokunulmazlıkların kaldırılması. Tüm bunları alt alta yazdığınızda aslında bu zihniyetin önümüzdeki dönem nasıl bir rejimi hayata geçirmek istediğinin bütün yolunu, yöntemini buradan görmüş, okumuş oluyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra, 8 Temmuz'dan sonra aslında bu zihniyet iktidarda kalırsa nasıl bir yere, nasıl bir yöne evrileceğini bize gösterdi. Bu seçilmiş monarşiden başka bir şey değildir. Bu otokratik bir sistemin, faşizmin kurumsallaştırılmasından başka bir şey değildir. Buna izin vermeyeceğiz. Seçime giderken tabii sadece bu düzenlemelerle büyük tahribatlar yaratılmıyor. Aslında ülkenin geleceği de gasp ediliyor, çalınıyor. Bakın, bu süreçte hiç daha önce benzerini yaşamadığımız bir seçim ekonomisi dediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Maliye Bakanı 9 ay önce demiş ki, bundan sonra kimse yeniden yapılandırma kanunu beklemesin. O günden bugüne 5 torba yasa gelmiş. Bu torbacılar bu 7 ay içinde 5 yasanın içine katmadıkları yapılandırma kalmamış. Katmadıkları vergi affı kalmamış. Ve hazine o denli zarara uğratılmış durumda ki ilave olarak 37 milyar liralık borçlanma yapmışlar, yetmiyor. Ve daha da borçlanma ihtiyacı sürüyor. Her konuda af getirme peşindeler. Her konuda. Örneğin imar affı. 15 milyon konut bu imar affından af bekliyor. Şimdi mesele insanların barınma hakkını sağlamak, kentsel bir planlamaya, kentsel yaşama uygun bir gelişmenin önünü açmak değil. Bu imar affının arkasında yatan da sıkışmış durumdalar, para arıyorlar. Acaba biz bu imar affı meselesiyle yeni bir kaynak yaratır mıyız? 50 milyar lira bekliyorlarmış buradan. Daha sonra bir varlık fonu vardı, ne oldu bilmiyoruz. Kimse varlık fonu ne oldu, ne bitti, bu varlık fonuna katılan kurumlar durumu nedir bilmiyor. İşte şeker fabrikalarının özelleştirilmesi var, Ziraat Bankası'nın sürekli görev zararına uğratılması var. Konut sektörü sıkıştı ya, Ziraat Bankası'na diyor ki faizleri düşür. Ziraat Bankası faizleri düşürüyor, peki bu zararı ne gösterecek? Görev zararı. Ve bu görev zararının bedelini de gelecekte halka ödetecekler. Tıpkı 2001 krizinde olduğu gibi, 2001 krizinin en büyük görev zararını Ziraat Bankası vermişti. 18 milyar dolar. Toplam 70 milyar dolarlık ciddi bir açık ortaya çıkmıştı. Bunun 18 milyar dolarlık kısmı Ziraat Bankası'nın görev zararıydı. Aynı zihniyet devam ediyor. Farklı hükümetler, farklı iktidarlar ama aynı zihniyet. Varlık barışı.
bir de bu barış lafını bu şekilde kullanmaları kadar aslında ahlaken, etik olarak başka bir sıkıntı olamaz. Bu ülke barış meselesi üzerinde bütün geleceğini var etmeye çalışan bir mücadele altında yürürken bu ülkenin halkları, bunlar sürekli olarak vergi kaçakçıları söz konusu oldu mu bu barış lafını kullanıyorlar. Varlık barışıymış. Nedir varlık barışı? Diyorlar ki hani siz kaçırdınız ya vergi vermeyip paraları yurt dışına, geri getirin vergi almayacağız. 31 Temmuz'a kadar getirin, sizden vergi almayacağız. Getirmezseniz vergi alacağız. Ne zaman? 31 Temmuz'dan sonra. Ne kadar? %2. Şimdi %2 vergi ödeyen başka bir kesim var mı bu ülkede? Yok. Ülkenin ortalama vergi yükü %25. Emekçilerin, esnafın, çiftçinin vergi yükü %45. Bugün şoför esnafı mazot aldığı zaman almış olduğu mazotta %66 vergi ödüyor. %2 onlardan al vergi, ötekilerden %66 al. İşte kaynak kullanmak siyasi bir tercihtir. Bu iktidarın siyasi tercihi bu kadar net ortadadır. Bunlar halktan vergi, zengine bu türden tırnak içinde barış, vergi barışı. Başka şeyler de var. Mesela bu OGS affı. Nedir ya bu OGS affı? Köprüden oradan geçiyor arabasıyla. Geçtikçe ödememiş, birikmiş, bunları affediyor. Bu kadar durum vahim. Bu kadar sıkışmış durumdalar. OGS affından kaynak bekliyor. Bir önerim var. Yeni caminin önünün kullanma hakkını Maliye Bakanlığı alsın. Ancak bu şekilde parayı toplayabilirler. Öğrencilere af geliyor ama diyor ki öğrenciye af getirirken terör suçuna bu karışmamış olsun, bulaşmamış olsun. Peki. İçeride 70 bin öğrenci var. Hepsi bu suçta yatıyor. Terör. Nedir bu terör suçu? Kendilerince işte biraz önce bahsettiğim yaratmış oldukları aslında örtülü anayasalarıyla idare etmeye çalıştıkları tam da bir devlet terörüyle, hani İsrail hükümetine devlet terörü uyguluyorsunuz diyoruz ya, tam da burada da onu uyguluyorsunuz işte. Bu öğrenciler devlet terörünün mağdurlarıdır. Dolayısıyla öğrencilerin arasında bu ayrımla değil, eğer affediyorsanız, yani öğrenim haklarını almaları sağlayacaksanız artık bu ayrımcılığa bir son verin. Faiz kur ilişkisi üzerine de yine konuşmuş partili cumhurbaşkanı. Demiş ki faizler düşecek çünkü faizler nedendir? Enflasyon sonuç. Bunu anlatamıyoruz. Anlaşıldı. Artık bunun için iktisatçı olmak falan yetmiyor. Bu anlaşılmayacak. Fakat daha vahim bir şey söylemiş. Demiş ki para politikasını daha etkin kullanacağım. Yapma. Artık bunu yapma bari. Para politikasını daha etkin kullanacağım dediği nedir biliyor musunuz? Yerli paraya geçeceğim. Yani yaşı yetenler hatırlar. Merkez Bankası'na para bastıracak. Ondan sonra enflasyon da tıpkı 70'lerin, 80'lerin Latin Amerika enflasyonu gibi kontrolden çıkacak. Artık öyle %12-13 değil, %50-60%-100 gibi yüksek enflasyon, hiper enflasyon tehdidine ülke savrulacak. Yani ben şimdi döviz bulamıyorum ama her şeyi kapatırım, Merkez Bankası'nı çalıştırırım, para politikasına etkin müdahale ederim. Ülkeyi, ekonomiyi bekleyen en büyük tehlike burada saklı. Sen bence para politikasından da, bütün politikalardan da uzak dur. Senin bu ara yapacağın yegane iş eşyaları toplamak olsun. 24'ünde sarayı boşaltıyorsun. Bakanlarla da bir toplantı yap. Şimdi bir bakanın diyor ki ben
kur artışını tanımam. Kur artışı da zaten seni tanımıyor, 4.38. Sen tanısan ne olacak, tanımasan ne olacak? Öbürü, cari açık büyüdü, gelişti, artıyor ama her şey yolunda gidiyor diyor. Şaşkına bak. Cari açık 55 milyar dolar olmuş, her şey yolunda gidiyor. Cari açığı kapatmak için sadece bir yıl içinde 22 milyar dolar sıcak para girmiş. Sıcak para neden girmiş? Faizler yüksek diye. O diyor ki her şey yolunda gidiyor. Bu da İngiltere'de tahsil görmüş hali. Şimdi acaba İngiltere o yüzden mi gitti? Şimdi epey İngiltere'de konuşuyor, izliyoruz. Ekonomi düzeliyor, başka şeyler düzeliyor ama baktığımızda hiç de öyle değil. Tarım Bakanı müjde veriyor. Diyor ki Ramazan'da et meselesini çözdük. 29 liraya kıyma alabileceğiz. Et ithal edecek Ramazan'da 29 liraya kıyma, Ramazan'dan sonra no kıyma. Yani 60 lira, 70 lira artık Allah ne verdiyse. Ramazan'ı da siyasi malzeme haline getiren bir zihniyet. Filistin meselesini getirdikleri gibi. Evet, bu vesileyle Müslüman aleminin Ramazan'ını şimdiden kutluyorum. Ramazan'ın tüm Orta Doğu'ya, tüm Müslüman alemine barış getirmesini diliyorum. Barış yolunda önemli adımların atılacağı bir ay olmasını diliyorum. Umarım böyle olur. Peki bunca sorun var. Çözüm, çözüm var. Çözüm HDP'dir. Çözüm programımızdır. Dün sevgili eş genel başkanımla beraber HDP programını, tanıtımını, bildirgemizin tanıtımını birlikte yaptık. Tabii önümüzdeki 40 gün boyunca alanlarda, meydanlarda, olduğumuz her yerde, bulduğumuz her kürsüde, çünkü kürsü bulmak zor biliyorsunuz özellikle, programımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Çözümü anlatacağız. Ham hayal satmayacağız. Boş vaatte bulunmayacağız. Çok güçlü bir programla aslında kamuoyunun önüne çıkacağız. Ve bu programımızı herkesle birlikte paylaşacağız. Çünkü programımızı herkesle birlikte yaptık. Kadınlarla yaptık, emekçilerle yaptık, esnafla yaptık, çiftçilerle yaptık. Kürt halkıyla, Ermeni halkıyla, Türk halkıyla, halklarımızla beraber yaptık. Biz bu programın gücünü tam da buradan aldık. Ve bu güçlü programla aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu bu içinden çıkılmaz sorunlara, hepimizin ortak sorunlarına ortak çözümler ürettik. Bir kere biliyorsunuz ikili bir seçim yaşayacağız. Bir yanda Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir yanda parlamento seçimi. Biz bunu bütünlüklü olarak ele aldık ve tüm bu dönemi topyekün olarak bir olağanlaşma dönemi olarak karşılamaya hazırlanıyoruz. Evet, Türkiye olağanüstü hal döneminde yaşıyor. Türkiye olağanüstü hal döneminden ancak olağanlaştırma dediğimiz bir programla çıkabilir, bir politikayla çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı programımız da açıklandı dün. Orada da altı çizildiği gibi önümüzdeki dönem nasıl bir cumhurbaşkanlığı, önümüzdeki dönem nasıl bir parlamento siyasetini izleyeceğimiz anlatıldı, anlatmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce bir geçiş dönemi programı dile getiriyoruz. Her şeyden önce cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmayacak. 16 Nisan referandumunda açıklanan ya da o referandum sonrası hayata geçen yetkileri kullanmayacağız. Yetkileri meclisin denetimiyle bir geçiş programı çerçevesinde sürdüreceğiz. Evet, o halden bir an önce kurtulacağız. Kanun hükmünde kararnameler rejimine son vereceğiz. Ve bu ülkeyi çok büyük bir ayıptan kurtaracağız. Kayyumlara son vereceğiz. Bu en önemli ilk adımlarımız olacak. Tabii her şeyden önce bu geçiş programında, geçiş döneminde artık 12 Eylül Anayasası'ndan ve o anayasanın üzerinde bütün geride bıraktığımız
hükümetlerin, iktidarların yapmış olduğu kendi çıkarlarına uygun değişikliklerden hep birlikte kurtulacağız. Birlikte bir demokratik anayasa yapacağız. Nasıl ki programımızı birlikte yaptık, yine toplumun tüm kesimlerine çağrı yaparak, toplumun tüm kesimlerinin katkılarıyla bir araya geldiğimiz bir demokratik anayasa yapacağız. Yeni bir toplum sözleşmesi olacak. Herkesin kendini bulduğu, kendini ifade edebildiği bir özgürlükler anayasasını birlikte yapacağız. Bunu yapabilmek için yüzleşme ön koşullardan biridir. Evet, biraz önce de anneleri anarken söylediğimiz gibi Roboski, Suruç, Cizre, Ankara katliamı, yakın tarihte yaşadığımız katliamlar. Ama 100 yıldır katliamlar coğrafyası, 100 yılı aşkın bir süredir katliamlar coğrafyası olmuş bu ülkede yüzleşmeye ihtiyacımız var. Madem birlikte demokratik anayasa yapacağız, herkes burada olacaksa, hep beraber yapacaksak, bunun gereği olarak da aslında tarihimizle ve bu acılarla yüzleşmek zorundayız. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, acilen hayata geçirmemiz gereken, yapmamız gereken, atmamız gereken adımlardır. Sosyal medyanın bile özgürce kullanılamadığı trollere artık esir olmuş bu sosyal medyayı bile kurtarma zamanı gelmiştir. Evet, tüm bunları hayata geçirebilmek için güçlü bir programla yolumuza devam edeceğiz. O nedenle de bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş tam da bu programı savunduğu için adayımızdır. Kendisi de dün programında ifade ettiği gibi, mesajlarında dile getirdiği gibi, Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmaya değil, bu sistemi değiştirmeye geliyor. Geçmişin vesayetçi rejimine öykünerek değil, geçmişin vesayetçi rejimini de değiştirmeye geliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı yerel demokrasiyle güçlendirilmiş çoğulcu, laik, demokratik cumhuriyet ve barış için bir mücadeleye geliyor. Tabii bu geçiş programı sadece bir demokratik anayasa ve bunun gereklerini yerine getiren bir dönem olmayacaktır. Bununla birlikte ülkenin içine sürüklenmiş olduğu bu krizden, bu çoklu krizden, iktisadi, sosyal krizden, siyasi krizden çıkabilmesi için de parlamento üzerine düşeni yapmak zorundadır. Halkların Demokratik Partisi olarak parlamentoda çok güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Eğer değiştireceksek, eğer hep birlikte bir dönüşümü, bu geçiş programını hayata geçireceksek, parlamentoda da güçlü bir şekilde yer almak zorundayız. Evet, bir baraj meselesi var. Baraj meselesi HDP'nin meselesi değil, Türkiye demokrasisinin meselesidir. Türkiye halkları, emekçileri, kadınlar, gençler bu barajı 7 Haziran'da, 1 Kasım'da nasıl yıktıysa 24 Haziran'da da öyle yıkacak, demokrasinin önünü açacaktır. Bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin zenginliğini sömüren, bu ülkenin doğanını, doğasını talan eden bir AKP iktidarı vardır. Erdoğan iktidarı vardır. Şimdi bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu zenginlikleri biz üretiyorsak, bu zenginlikleri de biz yönetmeliyiz ve hakça dağıtmalıyız. O yüzden iktisadi alanında demokratikleştirilmesi, siyasi alanın demokratikleştirilmesi kadar büyük önem taşıyor. Hakça dağıtım programımızla iktisadi alanın demokratikleştirilmesini sağlayacağız. Bu ülkenin kaynaklarını emekçiden yana, işçiden, çiftçiden yana, kadından, esnaftan yana yeniden dağıtımını sağlayacağız. Kaynak nerede sorusuyla hep karşılaşıyoruz ya. Kaynağı nereden bulacaksınız? Kaynak var. Asıl olan bu kaynağı nasıl yöneteceksiniz sorusudur. Kaynağın nasıl yönetilmesi siyasi bir tercihtir. Biz bu kaynağı, bu zenginliği, bu ülkenin emekçilerinin ürettiği bu zenginliği halklardan yana yöneteceğiz. Yoksul halklardan,
işsizlerden, emekçilerden, kadınlardan yana yöneteceğiz. Gençlerden yana yöneteceğiz. Tercihimiz bu yönde olacak. Ve diyoruz ki programımızda söylediğimiz her şeyin karşılığında kaynağının nasıl yaratılacağını da ayrıntısıyla bulacaksınız. Tüm bu ayrıntıyı hepinizle bu kampanya döneminde paylaşacağız. Evet, asgari ücret 3000 lira olsun diyoruz. Neden? Çünkü bu ülkenin yoksulluk sınırı 6000 liradır. Aile bazında. Bir evde iki kişi çalışsa asgari ücretten ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyor. Daha refahtan pay almadı. Yoksulluk sınırında. Bu hesap öyle uydurulmuş vaat hesabı değildir. Bu hesap işte siyasi bir tercihtir. Yoksullukla mücadele programıdır. Yoksulluğun tasfiye programıdır. Yoksulluğu yönetmek değildir bu. Bugüne kadar yoksulları yöneterek yoksulluğu bir oy deposuna çeviren zihniyete karşı yoksullukla mücadele programıdır hakça dağıtım programımız. Hakça dağıtım programı başlığı da HDP zaten. Dolayısıyla bu anlamıyla güçlü bir çağrışımı da var. Bunu ancak HDP yapar, HDP'de yapacak. Çözüm HDP'dir. Birçok alana bir geliri yeniden dağıtma politikamızda aslında işte vergi kaçıranlara, teşvik politikalarıyla bu kaynağı dağıtanlara, ülke ekonomisini çıkmaza sürükleyenlere karşı bu hakça dağıtım programıyla aslında geliri yeniden dağıtacağız. Geliri yeniden hakça dağıttığınızda ekonomide sağlıklı büyür. Ekonomide sağlıklı gelişir. Bu sosyal büyüme programıdır aynı zamanda. Sosyal büyüme programından yoksunsanız işte zaman zaman ekonomiyi götürürsünüz. Bu sağlıksız büyümeler sonucunda krize sürükler, duvara çarparsınız. Bu programı sosyal haklar programı takip edecektir. Ve sosyal haklar programı içinde de gençler, engelliler, emekliler, kadınlar yani sosyal hakkın gerçek sahipleri bu programın aslında bileşenleri olacaklardır. Bu programı hem birlikte bütçe hakkı çerçevesinde yöneteceklerdir hem de bunun da hakça, adaletçe paylaşımını sağlayacaklardır. Bir başka yine programımız borçsuz yaşam programıdır. Hani gelen borç siliyor, giden borç siliyor ya, öyle borç silinmez. Borçsuz yaşam programını hayata geçirmeniz lazım. Eğer kaynakları geliri yeniden dağıtıyorsanız insanların borçsuz yaşayabilmesini sağlayacak bir programa ihtiyacınız vardır. Borç, geçmişin borçlarını düzenlemeye ihtiyaç vardır. İnsanlar sahip oldukları gelirle hayatlarını çok iyi bir şekilde yaşayıp ayakta durabilmelerini sağlamak gerekiyor. Neden herkesin borcunu silelim? Hayır. Borçlu yeniden yapılandıralım. Öncelikle yoksulların, emekçilerin, bu ülkede mecbur kalmış ve borçlanmış insanların borçlarını ortadan kaldıralım. Ve borcu yeniden yapılandıralım. Bankalarla birlikte ama öncelikle de Merkez Bankası'nın yürüteceği politikalarla birlikte sağlıklı bir borç, hazinenin borç politikasıyla para politikası arasında sağlıklı bir ilişki kurarak. Bunu yapabiliriz. Erdoğan olmayacağı için artık önümüzdeki dönem bunu yapmak çok daha kolay olacak. Evet, kaynağı nereden bulacaksınız sorusu aslında bugünün bütçesine baktığınızda bütün çıplaklığıyla ortada. Bugün örtülü bir ekonomi var. Sırf örtülü ödenek 4 milyar lira. Sırf bugüne kadar uygulanan teşviklerle yaratılmış israf 60 milyar lira. Alınmayan vergiler yüzlerce milyar lira. İnanılmaz bir israf ekonomisi var. Askeri harcamalar, hani damat İHA SİHA üretiyor diye giden o kaynaklar inanılmaz boyutta. Sadece askeri harcamalarda yapacağınız tasarruf
50 milyar lira. Böyle devasa bir kaynak israfına son verme zamanıdır. Kaynaklarımız, bize ait olan kaynaklarımız bizim öncelikli ihtiyaçlarımız temelinde yeniden yapılandırılıp dağıtılmalıdır. Evet, bunun zamanı gelmiştir. 24 Haziran bunun zamanıdır. O zaman şimdi 24 Haziran'a kadar her zaman yaptığımız, her zaman söylediğimizi bir kez daha yinelemekte yarar var. 24 Haziran'a kadar 7/24 çalışıyoruz. 24 Haziran'da, 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi tamamlıyoruz. Bunun için bugün tabii mahkemeye avukat arkadaşlarımız başvurdu. Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılmasını istiyoruz. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Tüm Türkiye halklarını, tüm Türkiye toplumunu sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Artık herkes müşahittir. Artık herkes oyuna, siyasi iradesine sahip çıkacaktır. Eğer biz bu ceberrut iktidardan kurtulmak istiyorsak, biz bu gidişe son vermek istiyorsak, o zaman üzerimize düşeni hep birlikte yapacağız. Oyumuza da, siyasi irademize de, geleceğimize de sahip çıkacağız. 24 Haziran'a kadar kampanyamızı yürüteceğiz. Dilimiz, üslubumuz HDP'ce olacak. Asla ayrımcılık içeren, nefret söylemi içeren, kayıkçı kavgalarının içine sıkışmış bir dil ve yöntemle değil. İşte bu güçlü programımızı herkese ulaştıracağız. Hep birlikte Türkiye'nin umutlu yarınları için çalışacağız. Umutlu yarınlar ancak iyi insanların, içi sevgi dolu insanların yapacağı şeydir. İçi kötülük kaynayanların tuzaklarına asla düşmeyeceğiz. Şimdi tam zamanıdır. 24 Haziran'da bu gidişata son vermek için umudun yolcuları yola çıktı. Bugünden 24 Haziran'a kadar ısrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde mücadelemizi yükselteceğiz. Hepimizin yolu açık olsun. Hepinize çalışmalarınızda, tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarımıza başarılar diliyorum. Unutmayalım, bir oy Demirtaş'a, bir oy HDP'ye.